Her şey yol deyince oldu mekanı mekan içinde o hak ile vücut buldu zamanı ve onları rahmetimizle ödüllendirdik. Ve onlara başkalarına doğru olanı ulaştırmaları için üstün bir anlatım gücü bahşettik. O afidir. Hep ilgilenen, yarattıklarını sürekli izleyen. O afidir. Sezdirmeden koruyan, hissettirmeden gözetleyen. O hafidir, en gizli güç, görünmeyen dost. O hafidir. Her şeyi sarmalayan Allah, üstüne titrediği kuluna selamlar yollayan Allah, cana yakın ve sevecen, başa kalkmaz bir hal ile, varlık onu sezmese de bu bağı koparmayan kendine gösterdiği ilgiden fazlasını sunandır Allah. Netice alıncaya kadar o alakayı sürdürendir Allah. Cana candan yakın olan, bilinmez yolları açan, her daim takipte kalan, iyilik için çabalayandır Allah. Çünkü o her şeyinizi isteseydi ve sizi zorlasaydı, onlara cimrice sarılırdınız ve böylece sizin ahlaki zaaflarınız ortaya çıkmış olurdu. Bana her zaman yar olan, her dem dost kalandır Allah. Hissettirmeden de olsa sırlarımın sırrını bilendir Allah.
eksiksiz yarattığı Adem'in sahip olduğu erdemi kullanıp hayra yönelebilmesi için ilgilenişler bahşeder. Ya Allah, ya Hafî, ya İlah. Sahip olduklarımı unutup soruna boğulduğumda şefkatle beni sararak derdimi derman yapan Rabbimsin. Sana geldim, sen bilirsin. Azgınca söylenen sözlerden, kendimi bir şey zannetmelerden, gücü kendimden bilmekten zatınla korkarım. Müdahale ediciliğine tevekkül ve hürmet etmeyi, üzmeden, özele girmeden, küstürmeden alakadar olabilmeyi, kudretimin farkına varıp kainatı seyredebilmeyi, avucuma sığdırdığım evreni seyr-ü sefa eylemeyi, bu farkındalığa vararak kendime güç yetirebilmeyi, ilahi olan yolunda titizlikle sırrına layık olabilmeyi, kerem ve merhamet sahibi zatının benle kaldığını bilmeyi diliyorum. Diler misin? Kıyamet size ancak ansızın gelecektir. Biliyormuş da gizliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi sadece Allah katındadır. Ve lakin insanların çoğu bilmezler.